isterseniz divana dilekçe olarak başvurmanız gerekir. Onu da hatırlatmak isterim. Gündemin birinci maddesi yoklama ve açılış. Bunu yapmış bulunmaktayız. İkinci maddesi saygı duruşu ve istiklal maaşı. Bunu da gerçekleştirdik. Üçüncü maddesi divanın oluşturulması. Bu da sağlandı. Şimdi dördüncü maddesindeyiz. Yönetim kurulunun faaliyet raporunun yapılması ve onanması. 5. Denetim kurulu raporunun okunması. 6. Gelir gider tablosunun okunması ve imzası. 7. Rapor üzerinde görüşmeler. 8. Tahmini bütçe üzerinde görüşme. 9. GYK ve diğer şube başkanlarından konuşmak isteyenlere söz verilmesi. 10. Yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve genel merkez temsilcileri için seçim yapılması. 11. Dilek ve öneriler ve kapanış şeklinde oturumumuzu tamamlayacağız. Öncelikle Atatürkçü Düşünce Derneği hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Atatürkçü Düşünce Derneği 1989 yılında 50 aydınımız tarafından kurulmuş bir dernektir. Ve Profesör Doktor Muhammed Aksoy'un öncülüğünde, kurucu başkanımız Profesör Doktor Muhammed Aksoy'un öncülüğünde kurulmuş bir dernektir. Dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği aslında Kuvayi Milliye Örgütlenmesi'nin bir devamı gibidir. Atatürkçü Düşünce Derneği Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı gibidir. Yani buradaki bugünkü oturumumuz aslında bir Sivas Kongresi gibi, Erzurum Kongresi gibi, Alaşehir Kongresi gibi önemli bir toplantıdır. Bunu belirtmek isterim özellikle. Ve niçin Atatürk'ün Düşünce Derneği'ne gerek duyulmuştur? Yani Atatürk'ün kurduğu bir ülkede Atatürk'ün Düşünce Derneği'nin kurulmasına gerek var mıdır? Gerçekten Atatürk'ü düşünce de Atatürk'ün kurduğu bir ülkede Atatürk'ü düşünce derneğinin kurulmasına gerek duyulması acı bir durumdur. Gerçekten üzücü bir durumdur. Dolayısıyla neden bu derneğin kurulmasına gerek duyulmuştur? Kısaca da ondan bahsetmek isterim. 1978 yılında Washington'da 8G'ye gelişmiş ülkelerin toplantısıyla bir Washington protokolü imzalandı. Ve bu mutabakatta, Washington mutabakatına göre dünya ekonomik sistemi, bu Dünya Bankası'nın öncülüğünde düzenlenen bir mutabakattır. Dünya ekonomik sistemi neoliberal ekonomik sisteme dönüştürme toplantısıdır aslında bu. Yani bütün dünyadaki ülkeler neoliberal ekonomik sisteme, yani işçilerin, emekçilerin sömürüldüğü bir sisteme dönüştürülen bir ekonomik model benimsenmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkelerin anayasaları ve yasaları bu ekonomik sisteme uygun hale getirebilmek için bir yapısal dönüşüm modeli sunulmuştur. İşte bu modeli kabul eden ilk ülkelerden birisi de ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Ve bu modelin, yani neoliberal sistemin Türkiye'deki uygulanması da 24 Ocak kararlarıyla mümkündür. Ve 1980 yılında Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı Turgut Özal'a şöyle demiştir. Bu liberal sistemi uygulayacağımız bir protokol, bir yasa teklifini hazırlayalım. Bu da 24 Ocak kararları olmuştur. 24 Ocak kararları Türkiye Cumhuriyeti'nin neoliberal sisteme dönüşümünü onaylayan, dönüşümünü sağlayan kararlardır. Bu kararlar normal demokratik sistem içerisinde uygulanması mümkün olmayan kararlardır. Neden? Çünkü işçi ve emekçi kesimi ezen bir program, daha çok zenginleri ön plana çıkartan bir programdır. Bunu sağlamak için de hepimizin çok iyi bildiği gibi bu 78 kuşağı, 68 kuşağı
büyüklerimizin çok da iyi bildiği gibi 1980 askeri darbesi planlanmıştır. Ve adım adım 1980, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucunda faşist bir iktidar gelerek bu kararları uygulamaya koymuştur. Ve bu bizim Türk aydınlarımız, Muammer Aksoy gibi değerli Türk aydınlarımız, değerli Türk aydın, neoliberal sistemin, yani 24 Ocak kararlarının nereye varacağını çok iyi bildikleri için, çünkü bu sistemde ulusal devlet anlayışı yok. Bu sistemde federatif devlet anlayışı, özellikle Müslüman ülkelerde ılımlı İslam modeli ön plana çıkartılarak, Cumhuriyet'ten ziyade ılımlı İslam, yani çok kültürlü, çok dinli, federal bir devlet, çok hukuklu, federal bir devlet öngörülmüştür. Bunu bildikleri için de Atatürk devrim ve ilkelerini korumak için bu derneği kurma kararı almışlardır. Hatta bazı aydınlar Atatürk aydının sömürülmek amaçlı bir düşünce olabileceği düşüncesiyle bazılarına katılmamıştır. Ama katılanlar doğru yapmışlardır. Atatürk'ü Düşünce Derneği'ni kurmuşlardır. Ben üç isimden bahsetmek isterim. Kemalizmle savaş açan üç isim. Bunlar bu neoliberal sistemin, bu sömürücü düzenin, bu baskıcı düzenin Türkiye'de yerleşmesi için Türkiye'deki liderler üzerinde çalışmalar yapmış üç isimdir. Bunlar kimlerdir? Birincisi, yeni Türkiye Cumhuriyeti diye kitap yazan, yani adını özellikle üzerine vurgulayarak söylüyorum. Yeni Türkiye Cumhuriyeti, yeni Türkiye Cumhuriyeti diye bir kitap yazan Graham Fuller'dir bunların birisi. Graham Fuller, Amerika'nın CIA'nin Türkiye ve Orta Doğu bölge sorumlusu. Bunun amacı ve o kitapta üç şeyden bahseder. Bir, Kemalist ölmüştür. İki, ılımlı İslam mutlaka olmalıdır. Üç, Osmanlıcılığı Türkiye'de yaygınlaştırılmalı. Ve bütün çalışmalar buna göre yapılmıştır. Ve 2002'den sonra gelen iktidarlar hep şu lafı etmişlerdir. Yeni Türkiye, eski Türkiye. Değerli arkadaşlar, işte yeni Türkiye'nin, bu bizim ülkemizde yeni Türkiye'ye lafını edenlerin hocaları Graham Fuller, Paul Hansen ve Condoleezza Rice'dir. Ve bunları bildikleri için o elbi Türk aydını Hırsı Bellet Bedolu Belediyeoğlu'nun onursal başkanlığında Atatürk Düşünce Derneği'ni kurmuşlardır. Ve ne yazık ki 1989 yılının 19 Mayıs'ında Atatürk Düşünce Derneği kurulduktan 7 ay sonra kurucu başkanımız Muammer Aksoy katledilmiştir. Muammer Aksoy bir terörizm ve demokrasi şehidimizdir. Ve arkasından aynı 1990 yılında Bahriye Üçok, doçent doktor Bahriye Üçok katledilmiştir. Bahriye Üçok da bizim kurucu üyelerimizden birisidir. Yine 90'lı yıllar aslında aydın katliamı yıllarıdır. Yani bu uyanışı, bu neoliberalizm sistemine karşı mücadele veren arkadaşları susturmak için karşıda duranlar tarafından özellikle işlenmiş. Bu faili meçhul cinayetler kapsamındadır. Ve dolayısıyla Atatürk Düşünce Derneği daha sonra da kendi mensuplarından şehitler vermiştir. Ve dolayısıyla Atatürk Düşünce Derneği Kuvayi Milliye Örgütlenmesinin devamıdır ve bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik, layık ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için bütün gücüyle mücadelesine devam edecektir. Buraya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dediğim akabinde korona salgından dolayı derneğimiz uzun bir müddet kapalı kalmıştır. Erken eğitimi başlamasından dolayı tableti olmayan ön öğrenciye tablet verilerek eğitime katkı sağlıyor. Ödevimize yakın yerde ikamet eden ailelerin interneti olmayan
5 aileyi arayıp bunu ödeme önüne açık bırakarak çocukların derse girmelerini temin ettik. Okula gitmemelerine rağmen 7 üniversite öğrencisi bazı yaşlısının ihtiyaçlarını karşılaması için burslar verecek. Ramazan ayında bazı meyve dostlarımızla bize verilen market alışveriş fişi ve yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kurban bayramında 2 aileye canlı kurban temin edip zor şartlarda da olsa öğrencilerimize verdiğimiz burslara büyük katkısı olan kurban devresi toplamayı başardık. 2020 yılında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı uygulandı. Belli saatler içinde yerlerimizi açık tutup Anıtkabir Komutanlığı'ndan temin ettiğimiz Atatürk posterleri çerçeve yaptırıp yerlerimize maddi manevi destek veren Şafak Boncuk Öncesi, Vizyon Akademi, Net Bilgi, Pusula ve Ata Edip Eğitim Birimlerine Eğitim Sendikası, Eğitim Sen Sendikası, Veteriner Hekimler Odası, Esnaf Odaları Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İl İlçe Başkanlığı, İl Parti İl İlçe Başkanlığı ve yerlerimize her zaman her türlü katkı sağlayan esnaf dostlarımızı ayrı ayrı ziyaret ederek atamızın birer adet potelerini hediye ettik. Okulların başlamasıyla eş zamanlı olarak ödevimizi açarak 1-2-3-4 sınıf 50 öğrencimize hizmet vermeye başladık. İhtiyacı olan öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımında bulunduk. Ödevimizde öğrencilere eğitmenlik yapan 25 üniversite öğrencimize burs temin ettik. 25 Ağustos 2021'de Afyon Şubat Kocatepe yapılan gece yürüyüşü için araç tahsis edip katılım sağladık. 10 Kasım 2021'de atamızın anma törenine yoğun katılım sağlayarak ayrıca gelecek planımızda da etkinliklere devam ettik. Genel merkeze 16. genel kurulun aday olan 4 genel başkan adayımızı yenildiğimizde üye dostlarımızla buluşturup kendilerine misafir ettik. Genel Meclis'in öncülüğünde Aralık ayında tüm yurtta Atatürk Düşünce Yerliği Şubeleriyle eş zamanlı yapılan Demokrasi Haftası münasebetiyle şubemizde üye dostlarımızın geniş katılımıyla Uğur Mumcu, Muammer Aksoy ve diğer devrim şehitler anısına anma günü düzenledik. Şu 2022 Şubat ayı başında Samsun'daki atamızın onun anıtına yapılan çiftli saldırıya kırmak amaçlı 4 Şubat saat 16'da anıt önünde üye ve dostlarımızla geniş katılımlı basın açıklaması yaparak failleri protesto ettik. Ankara Cumhuriyet Okulları Derneği'nden temin ettiğimiz çeşitli roman ve kitapları bir kısmını Merkez Ortaköy'de açılan kütüphaneye, diğer bir kısmını da cezaevinde başlatılan kitap toplama kampanyasına hediye ettik. 7 Şubat 2022'de 15 bursiyer öğrencimizle birlikte Bıraklığı Kayak Merkezi'ne gezi düzenledik. Mart ayı başından başlayarak öğrencilerimizin ders durumunu düzenle bulundurarak ayda bir veya iki defa kahvaltı vermeye başladık. 27 Mart'ta üyemiz İsmail Gezer'in girişimiyle Kapaklar Köyü yol kenarına üzerinde çam ve ilgi ağacını ektik. 3-4-5 Haziran 2022'de Sivaslı ilçemizde düzenlenen Çilek Festivali'nde stand açarak devrimizi tanıttık. 12 Haziran 2022'de 15 bursiyer öğrencimizi Doğumlu Kuraş Yiğitliği ve Şubat Kocatepe görmeleri için gezi temin ettik. Yıl içinde yapılan tüm bu etkinliklere katılıp yerlerimizi temsil ettiğimiz gibi Sivas Marina Odak Kartı'nı almak için Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, Eğitim İş, Eğitim Sen, Çağdaş Yaşam Dersliklerine Devri, Emekliler Sendikası ve Alevi Kültür Derneği'ne ev sahipliği yaparak ortak bir anma yapılmasına öncelik verdik. 2 yıl aradan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Paromuzu 4 Kasım Cuma akşamı 375 kişilik katılımda gerçekleştirdik. Bursiyerlerimizden üniversite son sınıfta okuyan 6 üniversite öğrencimiz için akşamları saat 18'den sonra Ata Etüt ve Vizyon Akademi'nin katkılarıyla açmış olduğumuz KPSS kursuna yaz aylarında memleketlere gitmeyerek
Atatürk'te ücretsiz olarak kursa devam edip girdikleri sınavda derece yaparak Sağlık Bakanlığı'na atamaları yapılan iki öğrencimizin bu başarısı yerliğimizi onurlandırmıştır. Tüm bu çalışmaları 14 Aralık 2022'de 15 kursiyer öğrencimiz ve Çağdaş Yaşam Destekli Derneği'nden almış olduğumuz 4 misafir kız öğrencimizle beraber 30 kişilik bir grupta 1. Meclis, 2. Meclis, Gazi Meclisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaret edip Örneğin Meclisi'nde öğrenciler ödeyildikten sonra saat 15.30'da Anıtkabir'de resmi töreniyle adımızı ziyaret ederek mozeyeye çelenk koyup anı tersesine duygu ve düşüncelerimizi yazdık. Tüm bunlara beraber Uşak Atatürk Düşü Derneği'nin en büyük yaptığı etkinlik her gün ödev ödü açıp ilkokul öğrencilerine hizmet vermektir. Katılımlarından dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.